Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Washington'dan merhaba, ben Hülya Polat. Suriye'de olaylar durulmuyor ve Suriye üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği Beşar Esad'a görevi bırakması için çağrıda bulunurken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye ile ilgili yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Bu arada Arap Birliği örgütünün kan dökülmesine son verilmesi ve uluslararası gözlemcilere ülkeye giriş izni vermesi için Suriye hükümetine tanıdığı süre doluyor. Amerika, Arap Birliği'nin Suriye'ye verdiği ultimatoma destek veriyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşleri Dairesi Sözcüsü Andy Hallows bu desteği şöyle dile getirdi. Amerika, Arap Birliği'nin kararına destek veriyor. Arap Birliği'nin kararı, uluslararası toplumun devlet başkanı Beşar Esad'ın kendi halkına yönelik şiddet eylemleri ve cinayetlere son vermesi yönündeki çağrı ve kınamalarla aynı çizgide. Washington, Suriye halkını destekleme yolunu tercih etti. Suriyeliler barışçı protestolara karşılık öldürülmek istemiyorlar. Esad rejiminin demokrasiye geçişe izin vermesini istiyorlar. Uluslararası toplum da Esad rejiminden bağımsız gözlemciler ve basına izin vererek ülkesinde olup bitenleri ortaya çıkarmak istiyor. Beşar Esad şimdiye kadar bu çağrıları reddetti. Bunlara izin vermemesinin nedeni cinayetlerden ve şiddet olaylarından kendisinin sorumlu olması. Arap Birliği'nin Suriye'ye tanıdığı 3 günlük süre yarın doluyor. Ancak birliğin bundan sonra atacağı adım bilinmiyor. Washington'daki Brookings Enstitüsü uzmanı Halid El-Cindi'ye göre Arap Birliği Libya'daki gibi bir dış askeri müdahaleye razı değil. The Arab League Arap Birliği Suriye'ye daha temkinli yaklaştı. Çünkü bu örgüt Libya'daki NATO harekatında olduğu gibi dışarıdan bir uluslararası gücün Suriye'ye müdahalesini istemiyor. Arap Birliği bu tarz bir müdahalenin bölgede istikrarı bozacağını düşünüyor. Bu konuda Arap devletleri ve Batı görüş birliği içinde askeri seçenek masada olmadığı için Suriye'ye daha güçlü ekonomik ve diplomatik baskı uygulayabilirler. Arap devletleri Suriye'deki durumun ciddiyetine dikkati çekmek için Şam hükümetine karşı başka türlü yaptırımlar düşünüyor. Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa Suriye'nin kınanması için Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerini sürdürüyor. Türkiye ve Fransa'nın Suriye muhalefeti arasında uzlaşma sağlamaya çalıştığı bildiriliyor. Rusya'dan sonra Türkiye'de Suriye'de iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Yine Brookings Enstitüsü'nden savunma uzmanı Michael O'Hanlon'a göre Suriye'ye yaptırımların etkili olması için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi şart. We don't have the power to change the situation in Syria. Uluslararası toplum bir askeri müdahale kararı almazsa Suriye'deki durumu değiştirebilecek güce sahip değiliz. Böyle bir şey zaten olmayacak. Önemli olan Arap Birliği ve uluslararası toplumun devlet başkanı Beşar Esad'a daha sert yaptırımlar uygulaması, diplomatik baskıyı arttırmasında yatıyor. Hatta Beşar Esad'ın söz dinlememesi ya da daha fazla şiddete başvurması durumunda ileride petrol ihracatını ya da deniz ticaretini yasaklama gibi daha da sert cezalandırma yöntemleri alınacağının işareti verilmeli. Uluslararası toplum birleşik hareket ederse bu tarz önlemler gerçekleşebilir. Rusya ve Çin dışında uluslararası toplum birleşik bir tavır sergiliyor. Gerçekte Arap Birliği ve NATO işbirliği yaparsa Rusya ve Çin'in yardımına ihtiyaç olmaksızın Suriye'ye daha fazla baskı uygulanabilir. Yine de bu bile Suriye liderliğinde bir değişiklik olacağının garantisi değil. Devlet Başkanı Esad iki konuda nihai karara sahip. Ya halkını ve kendini daha fazla cezalandırma yoluna giderek ülkeyi yıkıma sürükler ya da uluslararası toplumla işbirliği yaparak bir şekilde yetki paylaşımı konusunda anlaşır, bir süreliğine daha iktidarda kalmaya devam eder. Bence ikinci yolu seçmeli. Çünkü ülkesinde büyük acı ve sefalete yol açtı. Bu yüzden de görevini artık bırakmaya zorlanmalı. Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlandığı bildiriliyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner bu konuda bir açıklama yaptı ve Washington'un Suriye'ye karşı Türkiye'nin atacağı adımları memnunlukla karşılayacağını bildirdi. Suriye konusunda Türkiye ile başından beri temas halinde olduklarını söyleyen Mark Toner, Türkiye'nin Şam hükümetine karşı alacağı önlemleri Ankara'nın netleştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Yayınımız ekonomiyle devam ediyor sevgili izleyiciler. Amerikan ekonomisi toparlanamadı. Çeşitli alanlarda
sorunlar devam ediyor. Selin Süer ünlü son durumu özetleyecek şimdi. Selin, işsizlik oranında değişiklik var mı? Konut sektöründe düzelme bekleniyor mu? Ekonomik tabloyu anlatır mısın lütfen? Hülya, işsizlik oranı uzun bir süreden sonra geçen ay %9 seviyesine indi. Uzunca bir süre %9.8, %9.6'larda seyretmişti. Ve yine işsizlik maaşı için başvuranların sayısı, yani işlerinden olduktan sonra işsizlik haklarını elde etmek, maaş alabilmek için başvuranların sayısı da son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Toplam rakamın şu anda Amerika'da 388 bin olduğu söyleniyor. Dolayısıyla işsizlik oranında biraz düşme var ama hala sağlıklı işleyen bir ekonomideki oranlara düşüldüğü söylenemez. Tabii en önemli konulardan birisi önümüzdeki hafta Kongre'ye bağlı bir ortak panelin yapacağı çalışmalar olacak. 6 Demokrat ve 6 Cumhuriyetçi'den oluşan, Cumhuriyetçi Parti milletvekilinden oluşan bu panelde önemli bir konu ele alınıyor olacak. Aylar önce bir kitlenme yaşanmıştı. Bütçe açığının kapatılması konusunda hangi kesintilerin yapılacağı konusundaki bu kitlenmeyi işte bu panelin aşması bekleniyor. 1.2 trilyonluk kesintilerden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla zorlu müzakereler olacak. Zorlu bir işi var panelin ve eğer uzlaşamazlarsa 2013'te otomatik kesintiler başlayacak. İşte bu otomatik kesintilerin başlamasıyla birlikte özellikle hükümette bazı işlerin kapanması, yani birçok insanın işsiz kalması söz konusu olabilir. Bazı programların kendilerine sağlanan fonları kaybetmesi de söz konusu olabilir. Ama bütün bunlara rağmen bazı olumlu göstergeler de var diyebiliriz. Özellikle 56 ekonomistin öngörülerinden toplanan bir son duruma göre gelecek 3 ila 6 ay içerisinde Amerikan ekonomisinin %0.9 büyüyeceği öngörüsü var. Bu da olumlu göstergelerden birisi olarak yorumlanıyor. Özellikle perakende satışlarda ve otomobil satışlarında Amerika'da durumun iyi olduğu verileri de bize olumlu göstergelerden birisi olarak yansıyor. Özellikle Kasım ve Aralık ayları, Şükran günü, Noel ve yılbaşı alışverişi dolayısıyla Amerikan ekonomisini oldukça önemli beklediği, özellikle perakendecilerin önemli beklediği aylardan dolayısıyla ekonomiyi canlandırabileceği beklentisi de hakim Hülya. Amerikalılar ekonomik durumdan çok şikayetçi. Evlerini kaybedenlerin sayısı artıyor. İşsizlik süreleri uzamış durumda. Bu 2012'de Başkan Obama'nın ikinci dönem için seçilme şansını ne kadar etkiler? Cumhuriyetçilerin tutumu ne ekonomik konularda Selin? Hülya, buna ilginç bir noktayla başlayalım istersen. Tüm dünyada doğum oranlarının azaldığı biliniyor ama Amerika'da da son 3 yıl boyunca doğum oranlarının azaldığı dikkatini çekiyor uzmanların. Bunun nedeni olarak da kötü ekonomi gösteriliyor. Yani artık özellikle de aile halkında kadınların çocukların masraflarını karşılayamayacakları endişesiyle daha az çocuk doğurma kararı aldıkları söyleniyor. Bu ilginç noktalardan birisi işte seçime 12 aydan kısa bir süre kala Başkan Obama'yı da bu tip sorunlar bekliyor. Çünkü seçmen kitlesi böyle bir şeyle mücadele etmek durumunda şu anda. Ama toparlanma sürecinde aldığı ekonomiyi Başkan Obama az da olsa büyüme halinde bir ülke haline getirmiş oldu Amerika'yı bu sürecin sonunda. Cumhuriyetçi hiçbir aday Obama'nın karşısındaki %30'dan fazlasının kendi partisinin desteğini alabilmiş değil. Dolayısıyla Başkan Obama'nın tabiri caizse kolay bir lokma olmayacağı yorumları yapılıyor. Çünkü kampanyasına çok iyi para topluyor. Teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanıyor. Ve 2008'de %6,7 daralan bir ekonomiyi şimdi 2012'de %2.9 büyüme oranıyla bırakması bekleniyor. Dolayısıyla henüz çok olumsuz diyemeyiz Başkan Obama'nın seçim öngörüleri. Teşekkürler Selin. Evet, Selin Süer ünlü Amerikan ekonomisindeki son gelişmeleri özetledi. Amerika'dan Avrupa'ya geçiyoruz sevgili izleyiciler. İtalya'da iktisatçı Mario Monti başbakan olarak göreve başladı ve teknokratlardan oluşan bir kabine kurdu. Monti'nin amacı İtalyan ekonomisinde yeniden istikrar sağlamak, siyasete de Berlusconi döneminde bozulan itibarını kazandırmak. Monti bu amaçla bugün kemerleri sıkma planını parlamentoya sundu ve büyük destek aldı. Başbakan İtalya'nın 2 trilyon 200 milyar dolarlık borcunu ödeyebilmek için sosyal sigorta ve emeklilik sisteminde değişiklik yapmak ve emlak vergilerini arttırmak istiyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Alpes'in bir süre önce Mario Monti ile konuştu. Mario Monti Ekim ayı başına kadar bir üniversite rektörüydü. Avrupa Birliği'nde hiç kimse Monti'nin birkaç hafta sonra İtalyan senatosuna gireceğini ve hemen ardından başbakanlık koltuğuna oturacağını bilmiyordu. Monti özellikle bu zor dönemde İtalyan ekonomisini büyümeye odaklanarak güçlendirmek istiyor.
İtalya'nın yeni başbakanı Monti, ekonomiyi kurtarma planının yalnızca sorunlu ülkelerin kemer sıkmasından ibaret olmaması gerektiğini söyledi. Mali disiplini sağlamak amacıyla oluşturulması gereken sistem, belki de kamu yatırımları gibi ekonominin büyümesini sağlayan unsurları göz ardı etti. Avrupa'nın en güçlü ekonomileri olan Fransa ve Almanya'nın liderleri, İtalya ve ekonomisi zayıf diğer ülkelerde tasarruf önlemleri alınmasını istiyor. Monti, başbakan olmadan önce Avrupalı liderlerin performansı hakkında şunları söylemişti. Avrupalı liderler geçmişe kıyasla daha doğru adım atıyorlar. Sadece ulusal liderler olarak değil, Avrupa genelinde kararlar alırken daha iyi düşünmeleri gerekir. Monti'nin deneyimli ve itibar sahibi olmasının yeni kurduğu hükümete destek bulmada kendisine yardımcı olduğu kuşkusuz. Avrupa'da ekonomik entegrasyonun destekçilerinden olan Monti, Avrupa Birliği'nde üst düzey ekonomi uzmanı olarak 10 yıl görev yaptı. 68 yaşındaki Monti aynı zamanda şirketlere danışmanlık yapıyor. Ancak yeni başbakan daha önce hükümette hiç görev yapmadı. Londra'daki King's College'dan İtalyan iktisatçı Simona Talani'ye göre Monti, İtalya'yı içinde bulunduğu dar boğazdan kurtaracak doğru kişi. Monti, İtalya'da ekonomi politikalarının oluşturulması sürecine güvenilirlik getirebilir, piyasalara güven aşılayabilir, özellikle serbestleştirme alanında anlamlı politikalar oluşturabilir. Güvenilirliği ekonomik kriz nedeniyle istifaya zorlanan Silvio Berlusconi'nin uzun ve çalkantılı başbakanlığından sonra ihtiyaç vardı. Monti, Amerika'nın sesini krizin zarar verdiği ilişkileri yeniden kurmak istediğini söyledi. Euro bölgesi kriziyle çıkan gerginliklerin sürmesine izin vermemek çok önemli. Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkeler arasında ilişkilerin kötüleşmesi, tek bir pazarın geriye gitmesine, bölünmelerin yaşanmasına neden olur. Bu da Avrupa'ya zarar verir. Monti'nin işi zor. Yunanistan'da olduğu gibi İtalya'da da halk, yeni başbakanın uygulayacağı kemer sıkma politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Yatırımcılarsa Monti'nin liderliğinin ülkenin mali geleceğine ilişkin kaygıları azaltmaya yetip yetmeyeceğini yakından izliyor. Amerika'nın Sesi 2012'de kuruluşunun 70. yılını kutlayacak yıl dönümü için hazırlanan takvimden istiyorsanız ekranda gördüğünüz e-maile tr@boanews.com'a adınızı ve adresinizi yazın, size takvim gönderelim. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarına ve özel haberlerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Adresimiz amerikanınsesi.com. Yayınımız burada sona eriyor sevgili izleyiciler. Yarın aynı saatte yine birlikte olmak umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.